Evet, bir yandan da kongre. Evet, kongre çok çekişmeli geçecek. Evet, yani seçimin neticesini tahmin etmek çok zor. Zor. Takım bulduğundayken özellikle. Gelişmeler de var. Şöyle gelişmeler var. Hasan Arat başkanım diye çıktı, açıklamayı yaptı. Şu an herkes Emre Koca'dan açıklama yapmasını bekliyor. Emre Koca'da da Ahmet Nur Çebi'nin durumunu merak ediyor. Evet. Yani çünkü en son maçtan sonra Emre Koca da açıklama yaptı. Açıklaması şu şekildeydi: İhtiyaç duyulduğu zaman göreve talip oluruz. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz dedi. Ama açık ve net şunu söyleyemedi: Adayım Beşiktaş'ta veya. seçimlerde ben adayım diyemedi. Biraz Çebi ile Çebi bağlantılı. ile bağlantı, ama Çebi'nin de çıkıp artık konuşması lazım. Bak, orada bir tane daha ufak bir kelime daha söyledi Emre Koca daha. Dedi ki, o Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili açıklamaları Çebi Başkan yapacak dedi konuyla ilgili. O zaman Çebi Başkan'ın anlatacağı çok şeyler var. İki tane senaryo var. Ya Çebi Başkan bunların hepsini açıklayacak, daha sonra adaylığını açıklayacak, ki bence çok az ihtimalli bir durum. İkincisi de bu konuları açıklayacak, daha sonra Emre Kocadağ ya da kimi ise onu gösterecek. Şimdi Tevfik Yaman Türk aday olmadığını söyledi. Evet. Ben bir de araştırmalar yapıyorum. Hüseyin Yücel var burada, çok önemli bir isim. Hüseyin Daha Yücel. önce yönetiminde yer almış bir Evet, isim. çok yönetimde yer Beşiktaş'ın almış bir son isim. Fikret Orman yönetiminde Evet. miydi? Evet. Evet, hatta Kagawa transferinin çok fazla parmağı vardı. O transferde maddi olarak bir 50 bir yük almıştı. Hüseyin Yücel'e ben görüştüğümde hem Hasan Arat tarafından hem Emre Koca tarafından görüşmeler yapıldığını söyledi bana kendisi. Ama o da aynı şeyi söylüyor: Beşiktaş sahipsiz kalmaz. Beşiktaş ihtiyacı olduğu zaman biz her zaman taşın altına elini koyarız diyor. Gerekirse gerektiği yerde aday olmasını da biliriz dedi. Sanki orada bir açık kapı gördüm ben. Mesela şey var, bu hafta bir İTO meclis üyeleri var. Beşiktaş'ta İTO meclis üyeleri var. Onların Cemile Sultan Kurusu'nda bir toplantıları vardı. 2019 seçimlerinde Ahmet Nur Çebi yönetiminin seçilmesinde çok büyük faktörü vardı. Orada bir isim var, Fatih Güner. O isim hem o Beşiktaşlı o İTO üyelerini hem örgütleyen, oradaki büyük bir çoğunluğu sağlayan ve seçime de büyük etki eden bir isimdi. O Fatih Güner'le de görüştüm ben. Bize de gelecekler, bize de fikirlerini anlatacaklar. Biz de bekliyoruz. Şu an için bir karar vermedik. Ama tabii ki derneklerin de bir kararı var. İTO'daki meclis, Beşiktaşlı meclis üyelerinin de bir kararı var. Yani ben çok adaylı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek: seçim ne olursa olsun, kim gelirse gelsin, eline nur topu gibi bir krizle devam edecek. Çünkü takımın durumu belli. Maddi olarak Beşiktaş'ın durumu belli. Kasa kolaylığı sağlayabilecek diye tabir ettiğimiz bir yönetim modeliyle yola çıkacak olan, çoğunluğa çıkması gereken bir seçim süreci olacağını düşünüyorum. Bir anlamda da her şey çabucak olacağını düşünmüyorum, ama kim gelirse gelsin Beşiktaş'ın ilerleyen zamanlardaki hocası Sergen Yalçın olacak. Hocası diyorsun, Sergen Yalçın olacak. Çünkü Beşiktaş taraftarındaki bağı hem sağlayabilecek hem de oradaki tepkileri bir nebze olsun durdurabilecek şu an için tek isim Hoca Sergen mı Hoca. çözüm peki bütün bu Şu an için, şu problemlere? an için çünkü şöyle bir şey: yeni seçilecek yönetim bir anda bir şey yapamayacak. Burada bir hocanın artık oradaki taraftarı dinginleştirmesi lazım. Taraftarı artık takıma kanalize etmesi lazım. Bu açıdan Sergen Hoca'nın bence ismini geçeceğini düşünüyorum. Burak Hoca bu süreçte bir çözüm yaratamaz mı? Burak Hoca'ya herkes farklı bakıyorlar. Ben Burak Hoca'nın ilerleyen zamanlarda çok iyi hoca olacağını düşünüyorum. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum, ama öyle bir lakap takıldı ki Burak Hoca'ya, stajyer hoca demeye cüretinde olan insanlar oldu. Ben buna katılmıyorum. Burak Hoca şunun hesabını yapmadı: ben işte Şenol Hoca ile yola çıkayım, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra Şenol Hoca bırakır yerine geçerim hesabı yapmadı. Ama elinde de Elini taşın Beşiktaş'ta altına koydu aslında. koydu. Ama işte öyle bir durum ki lobin kuvvetli değilse, ki Burak Hoca'nın futbolcuk zamandaki lobisi çok kuvvetli, ama teknik adamlık lobisi çok farklı olabiliyor. Hocam daha iyi bilir bu işleri. Burada çok büyük şeyler, ayak oyunları da döner değil mi hocam? O açıdan ben Neler Burak dönmez. Hoca'ya çok fazla bu işi yâr edeceklerini düşünmüyorum. Şimdi ben Burak'la ilgili bir şey söyleyeyim. O gün burada dedim ki sınıfta kaldın. Niye? Gitti Tudor'un yardımcılarını getirdi. Ben Burak, vardım yayında. değil mi? Burak şimdi burada bir maçı almış olsa bunları, Beraberdik. almış olsaydı
O diyeceklerdi ki bunlar yaptı. Başarıyı onlara şey yapacaklardı. Yönlendireceklerdi öyle mi? Ya bütün bizim herkes öyle diyecekti. Ya bırak işte gençtir, meçtir o adamları getirdi. Sanki yani denize düşen yılana sarılır gibi. Ya sen şimdi madem böyle bir şey geldi. Şenol Hoca seni buraya ki kal demiştir ona. Şimdi kal dediyse Şenol Hoca diyecekti ki hocam senin ekibin bir yere gitmeyeceksin şu anda. Gidersen al ekibini ama ben o ekibinle devam edeyim dese var ya. O zaman süper olurdu. Sen şimdi getirdin Tudor'un iki tane ya bir de değil iki kişi almış. O ne diyor bir şey diyor falan filan. Yok performans antrenörü falan. Ya kim olursa olsun. Ya bu orada bir kere çok büyük hata yaptı. Ondan sonra çıkarttığı takımlara bakıyorum. Tam yani olmadı Burak yani olmadı. Şimdi Galatasaray maçında yenildi 3-1 ama işte takım iyi oynadı 10 kişi falan filan filan diye ama ya geneline baktığın zaman takımı bak şimdi. Şimdi Seran'la da konuştuk. Ya bu takımı Seran mesela daha çok Galatasaray'ı takip ediyor. Evet. Ama Hacı, Getson, Salih bu üçlü bozulmaz arkadaş. Sen evet. Bunları üzerinde bir tane adam alamadın. Alamadın yani. Onun için bunları bozmayacaktın. Ben olsam kimseyi bozmazdım. Şenol Hoca da herhalde hata yaptı. Roman Saiz dahil bütün git Redmond'a da ver 1 milyon euro daha ki bak 1 milyon diyorum ha. Ya 500 ver. Bunları hiç kimseyi de almazdım. Genç çocuklar var. Onlarla devam et ondan sonra. Takımı da bozma. Yani ya şimdi Burak şöyle söyleyeyim. Her şey bir tecrübedir. Şimdi Burak var ya şu 3 tane 4 tane maç oldu değil mi? Geriye çevir şimdi Burak. Başka şeyler yapar. Tecrübe. Sezon başına getir. Burak da başka şeyler yapar. Ama bunları hiç, yukarıda şimdi yönetime bakıyorum. Tamam mı? Ya Allah Allah bir tane aklı başında adam yok mu ya bu Cenk Tosun'la Salih Can'ın şeyini iyileştirsinler. Yönetime çok eleştiri var yani birçok konuda. Ya tamam da yani tek başına mı bu Ahmet Nurçebi? Transfer değil bir tek ya da maaşlar değil. Yani kulübün yönetiliş şekline dair çok fazla tepki gösterilen yaşanan olay var. Ama yönetim çok demek basit şeylerle bile. Yönetim demek hep birlik beraberlik. Ama bu kararda birlik beraberlik. Kriz içinde. Dönemi olduğunun da altını çizelim. Tabii orada da eminim içeride çok farklı bir ikilik dediği belki 3, 4, 5'e ayrılış bile söz konusu olabilir. Bilmiyoruz iç tarafta neler yaşandığını. Bence buna da etki ediyor. Her şeyi etki ediyor yani. Ya birisi demez mi ki ya Cenk'le şu Salih bir iyileştirme yapalım demez mi insan ya? Demez mi acaba bir kişi ya ben anlamadım. Ben hemen yapılacağı söylenmişti. Ne yapılacak? Apartman mı dikiyorsun? Bur gidersin karar alırsın bir günde. Nasıl Getson'u hemen aldın tık tık yaptın. Herkes diyor ya Getson işte gençti. Ya biz gençti ihtiyar demiyoruz ki adama hayırlı olsun. Zaten iki senesi var. Ona da yap. Bunları da o arada getir onları da yap. Ya bomba koydular takımın içine ya neyse. Ben aklım sürmeyelim. Serhan Türk'e çok tepki var. Niye? Fenerbahçe'deki sakatlıklara çok sevinmişsin. Yok niye sevineyim ya öyle bir şey mi var? Ben burada ne dedim? Ben izleyicilerim. Hayır yok biraz öyle bir şey. Şimdi yok art canım. Niyetli bakıldığı zaman böyle oluyor. Ben hiç cevap kimse hakkın var diye tabii sana ki, söz veriyorum. Hiç kimse sakatlık geçirmesin dedim. Herkese maşallah diyorum. Ya çünkü bu futbolcudur yani sonuçta futbolcu buradan yani Fenerbahçe'deki bir oyuncunun sakatlığı bana ne getirebilir? Galatasaray'daki oyuncu bir sakatlığı ne getirebilir? Ya şimdi taraftarlarım şöyle Seren kızıyorum ben ya. Niye biliyor musun? Hocam öyle bir ağzından şey olur mu ya? Ağzından bir laf çıksa tamam mı? Hocam yani ben... Şimdi hemen bahane arıyorlar. Yani şey yazı yazayım. Eleştiri yapalım. Bilmem ne. Ayıp ya. Ya biz burada konuşuyoruz işte. Allah Allah. Seren de dedi işte başarılar diliyor. Yok hocam ben dedim ki yani bak vurdum İsmail'e bir şey olmasın dedim. Yani sonuçta Fred'in sakatlanması benim ne işime yarayacak? Onlar işine yani, geldiklerini alıyorlar ya bir yanlışlıkla bir şey. Sadece şunu konuştuk yani biz bu oyuncuların bu zamanda sakatlanması Fenerbahçe'yi net şekilde etkiler. Onu konuştuk. Şey ya bu arada sen değil izleyicimiz yazıyor işte mesela derbide yazıyor, beka çünkü tek tarafı olmayacak. Düşünüyor. Hani Galatasaray'dan bu işte iyi ya. Olabilir diye yorumlar yapılıyor. Tabii ki ezeli rekabette bunlar hocaya kalsa şu an hemen sinirlenecek. Ya, Okan, İzleyicimizin düşüncesi hocam. Tabii ya, anladım da şimdi Okan'a sorsam var ya Galatasaray. Hiç bence Galatasaray bu şey oynamıyor diye nasıl üzülmüştür biliyor musun sakatlandı diye. Beka oynamayacak. Hocam, bir insanın sakatlığı, bir insanın başına bir şey gelmesinden sevinen insan kansız insandır, karaktersiz insandır. Elhamdülillah biz öyle bir insan değiliz. Daha beter üzülmüştür. Biz karakterli bir insanız. Biz kansız insan değiliz yani. Bir insanın kötülüğünden sevinen
karakterde gösterecek aynı bir insan değiliz. Değiliz. Bunu düşünenler kimse kendilerini öyle düşünüyor dedikleri için, öyle bir karakterde oldukları için böyle söylüyorlardır.